Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere evdeki bulunan malzemelerimden bir kapı süsü yapımını göstermeye çalışacağım. Gereken malzemeler, bakın ben incik boncukla da çok uğraştığım için bazı işte böyle aldığım boncuklar falan vardı. Onlar elimde kaldılar. Yani bileklik yapmıştım falan. Bu şekilde kalan boncuklarımı, eğer tesbih varsa tesbih malzemelerinizi, tahta da olabilir. Kolye malzemeleri de olabilir. Yani bu şekilde kalan boncuklarınızı, bu şekilde keçelerimizi, yani siz hazır da alabilirsiniz ama ben evdeki malzemelerimi değerlendirmek istiyorum. O yüzden bakın daha önce ben bunlarla çeşitli keçe malzemeler yapmıştım. Artan parçalarım bunlar arkadaşlar. Bunları ve örgü iplerimle bir kapı süsü yapacağız. Haricinde bakın yine bir fırça sapı var elimde. Bu fırça sapını kullanacağım ben. Ama siz isterseniz bir çıta kestirebilirsiniz. Çıtayla da çalışabilirsiniz. Şimdi bunun üstünü ben tamamen zaten iple kapatacağım için jüt de olabilir. Herhangi bir elinizdeki iplerle de sarabilirsiniz. Ara ara görünmesini istiyorsanız akrilik boyayla da boyayabilirsiniz. Ben şimdi bunu saracağım. Ölçüsünü söyleyeyim. Ölçüsü ben kapıma göre yaptım. Siz de kendi kapılarınıza, pencerelerinize nereye takmak istiyorsanız ona göre ölçüsünü alabilirsiniz. 87 santim benim fırça sapımın ölçüsü. Siz dediğim gibi kendi kapınızın, pencerenizin nereye takacaksanız artık bunu duvara da takabilirsiniz olduğu gibi. Onun ölçüsüne göre ayarlayabilirsiniz. Benimki 87 santim. Bu keçeler benim epeydir duruyordu. Daha önceden ben keçe malzemeler yapıp satıyordum. Kestiğim parçaları da atmadım. Herhangi bir yerde kullanabilirim. Ufak bir parça da olsa bir keçe kesmemiz gerekiyor gözler için falan. Hani artmıştı. Bunları ne yapacağım diye düşünürken kapı süsü yapmaya karar verdim. Şu kalın olanlarını kullanacağım arkadaşlar özellikle. Kalın olanlarını seçelim. Bunlarla ben daha önce değişik objeler çalışmıştım. Elimde kalanları değerlendirmek istiyorum. Gerisini de artık atacağız arkadaşlar. Mesela kalpli bir şekilde de çalışabiliriz. Kalp yapabiliriz. Arasına onları da koyabiliriz. Belki öyle bir şey yaparız. Şunları da alalım, pembe ince olanlarını. Pembe olanları alalım. Yeşil ince olanları da alalım madem. Bize değişik bir. Bakalım ortaya ne çıkacak şu an. Ben de sizinle beraber yapıyorum arkadaşlar. Daha önce yani çalışmadım örnek olarak. Beraber bakalım ortaya ne çıkacak. Arkadaşlar ben video çektiğim için bana her şey lazım. Tabii ki siz şimdi evinizde bu kadar ıvırı zıvırı tabii ki barındırmayın. Elinizde böyle bir şey varsa bunu ne yapabiliriz biz şu an konuşuyoruz. Gidip bunun için eğer tabii çok beğendiyseniz keçe alabilirsiniz ama hani keçe değil de evdeki kumaşlardan minik süsler yapıp onları da koyabilirsiniz. Dediğim gibi bunlar daha önce çalıştığım malzemelerden artan çalıştığım siparişlerden artan malzemeler olduğu için ben bunları bir işime yarar diye yani bekletmiştim. Çünkü neden? Şimdi diyelim ki bir tane ufacık bir şey yapacaksınız. Bir yaprak yapacaksınız. Bunu da yapabilirsiniz. Ben bu kadar bir yaprak için kocaman bir keçe almayayım. O yüzden biriktirmiştim bunları. Öncelikle keçelerimizden minik parçalar elde edeceğiz. Şöyle bir şeyin içine doğrarsak daha güzel olacak bizim için. Şimdi şu minik üçgen kısımlarını atalım. Bunlar artık bizim işimize yaramayacak. Biraz daha kare kare görüntüler elde edeceğiz. Böyle kareler elde ediyoruz. Benim elimde birçok renk var. Ben hepsini de kullanmak istiyorum. Ama siz tabii keçe almak isterseniz istediğiniz renklerde alın. Ben elimdeki keçeleri değerlendirmek istiyorum. Şimdi az önce bakın böyle bir şeye benzemiyorken bakın bize minik minik kareler sağlıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir santimlik yaklaşık artık siz istediğiniz büyüklükte de yapabilirsiniz. Boncuğunuzun büyüklüğüne göre değişecek. Bakın atacağım bir malzemeyi gördüğünüz gibi değerlendirdim. Şimdi ben bunları çöpe atmış olsaydım
Şimdi bu videoyu çekebilmek için gideceğim. İşte birkaç tane daha keçe almak zorunda kalacaktım. Ne gerek vardı mı? Yani bakın bunları iyi ki de atmamışım. Böyle minik minik kareler elde ediyoruz. Şimdi tek tek hepsini keserek göstermeyeceğim arkadaşlar. Biz bu şekilde bütün keçeleri keseceğiz. Yaklaşık olarak ne kadar bize gerekeceğini bilmiyorum açıkçası. Çünkü ben dediğim gibi artıkları kullanacağım. Hani ölçü olarak size şu kadar şu gidebilir diyemeyeceğim açıkçası. Şimdi bunu yaptıktan sonra bunu beklemeye alalım. Şu ince olanlarla da ne yapacağımıza bir bakalım. Ben şey yapmak istiyorum. Minik kalpler yapmak istiyorum. İçini de el yapla doldurmak istiyorum. Şöyle minik bir kartonu alıyorum. Kelebekler yapabilirsiniz. Kalpler yapabilirsiniz. Pomponlar yapabilirsiniz. Artık nasıl ne görmek istiyorsunuz. Çiçekler falan da yapabilirsiniz. Şimdi bakın şöyle bir kalp yaptık. Şimdi bu kalbi yaptıktan sonra şöyle iki katın üstüne koyalım. Tam kenarından çizeceğiz. Şimdi kalıpların etrafından, kalp kalıplarımızın etrafından kesiyoruz. Evet, bu şekilde dilediğimiz kadar, dilediğimiz renkte kalpler yapalım. Evet, bu şekilde kalplerimizi yapalım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi renklerimiz çok tatlı. İstediğimiz renkte, istediğimiz kadar bunlardan yapabiliriz. Evet, şimdi kestiğimiz kalplerden birini şu şekilde başlayalım dikmeye. Kenarlardan. Bu şekilde dikiyoruz. Yani sürfile dikişi galiba bunun adı. Etrafından dikeceğiz. Şimdi bir tanesini de göstereceğim. Diğer hepsini zaten aynı yapacağım kalplerimi. O yüzden tekrar tekrar göstermeme gerek kalmayacak. Şimdi bakın şurada şöyle yaklaşık 2 santim kadar bir açıklık bırakıyoruz. Bu bıraktığımız açıklıktan şöyle bir el yap parçasını şöyle içine dolduracağız arkadaşlar. Şöyle kalem yardımıyla. Tığ yardımıyla artık elinizde nasıl bir malzeme varsa onunla şu şekilde içine keçemizi doldurabiliriz. Şuralara gönderelim biraz da. Tamam, bu buna yeter. Çok fazla doldurmaya gerek yok. Hani popidik popidik olmasına gerek yok. Şimdi kalan kısmı da silikon doldurduktan sonra dikiyoruz. O deliği kapatacağız yani. Evet. Başladığımız yere geldik. Şöyle düğüm atalım.
Bir tane daha düğüm atalım o şekilde. İğnenin etrafına doladıktan sonra çekiyoruz. Şöyle içinden, keçenin içinden iğnemizi hani olduğu yerden batırıyoruz ve herhangi bir yerinden çıkartıyoruz. Hafif şöyle gerip tam dibinden kestiğimizde ipliğin ucu içine girmiş oluyor. Şimdi bu şekilde kalpler oluşturacağız arkadaşlar. Bunların hepsini öyle yapalım. Bakın şöyle bu renk ipimi alıyorum, turuncu. Şöyle dört parmağımın etrafından sarıyorum. Ama şimdi şöyle bir şey var. Kaç tane sardıysak bütün püsküllerimiz aynı sayıda olacak. O yüzden sayarak yapalım. 3 sarmışız. 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 25. Yeter bu kadar. 25 kez sarıyorum. Daha az, daha çok yapmak isteyebilirsiniz. Tercih yani size kalmış. Şimdi ben bu ipimle, yani iğnemi bu ipime takacağım. O yüzden bununla şöyle bu çıkardım şeyin içinden, püskülün içinden. Bakın şöyle bir düğüm atacağım. Bağlıyorum. Sıkıca bağlayalım. Evet. Bu ipin fazlalığını aşağı getirelim. Şimdi ister kendi renginden, isterseniz bir başka renkten, bakın şöyle etrafını şuradan bir santim kadar bırakıyoruz ve şöyle doluyoruz. Dediğim gibi ister kendi renginden yapın, isterseniz bir başka rengi yapın. Yani görmek istediğiniz gibi, bakın kafasından burayı sardık ve bağladık. Bunu da sıkıca bağlayalım dağılmasın diye. Bu ipimizi keselim birinden. Bununla işimiz bitti. Şimdi bakın şöyle bir görüntü elde ettik. Bunu da şöyle yapalım. Saçağımızı bir düzeltelim. Şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Bakın bir püskül. Şimdi bu püskülü bağladığımız ipi kopartmamıştık biliyorsunuz. Uzunca bir ip yapacağız. Ne kadar perdemizin boyunu ne kadar istiyorsak. Benim perdemin boyu 1.80 civarında olacak. O yüzden yaklaşık bir 2 metre yapalım. Çünkü tahtamıza da saracağız ucunu. O yüzden 2 metre kadar buradan ip yapalım. Ölçelim şimdi ipimizi. 1.50 50 santim daha yapalım. Evet. Şimdi 2 metre ben ipimi kestim. Ama püskülden sonra 2 metre. Şimdi ipimize iğnemizi taktık. Ne yapacağız? Şimdi isterseniz direkt keçelerden başlayalım. Bakın ortasından iğnemi şu şekilde geçireceğim. Kullanmadığımız keçeleri bakın ne kadar güzel değerlendiriyoruz. Ya ve dolayısıyla bunun bir çöp olmadığını görüyoruz şimdi arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Birkaç tane boncuk geçirelim. Burada renk sıralaması burada da önemli değil. Bakın böyle 3 tane boncuk geçirdim. Şimdi birkaç tane keçe. Evet, yine 6 tane keçe yaptık. İpimiz boyunca yürütüyoruz. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir görüntü elde edeceğiz. Bittiğinde yine birkaç tane boncuk.
İğnemin ucu biraz kalın arkadaşlar. O yüzden biraz burada zorlanıyorum keçelerde. Siz ucu sivri olan iğnelerden tercih ederseniz işiniz daha kolaylaşır. Yine birkaç tane boncuk. Şimdi kalbimizi takabiliriz arkadaşlar. Kalbimizin şu şekilde durmasını istiyorum. O yüzden şöyle altından gidiyorum. Bakın alt kısmından girdim. Şu yukarıdan çıkıyorum ortasından. Şöyle tutalım. Ucu gömülmesin. Kalbimizin uç kısmı şeyin içine gömülmesin. Bakın ne kadar tatlı oldu. Şimdi yine birkaç tane boncuk yapalım. Hani kalpler boncuğun arasında kalsın. Evet. Bakın ne kadar tatlı oldular. Şimdi çalışmamız 2 metre iplere, ucu saçaklı yaptığımız iplere, 2 metre boyundaki iplerimize, ama tabi istediğiniz boyda, yani perdenizin olmasını istediğiniz boyutta iplere geçirsiniz. Ben çünkü 1.80 boyunda istiyorum perdemin boyunu. 1.80 olacak şekilde boncuk, yani şu uçtan bitimine kadar 1.80 boyunda olacak. Ondan sonraki kalan ipimle zaten şu tahtamıza dolayacağız. O yüzden bütün saçaklarımı bu şekilde hazırlayayım. Sonra devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bazılarını da olduğu gibi sadece boncuk geçireceğim ben. Siz isterseniz sadece hani sırf keçe de çalışabilirsiniz. Bakın burada uzun bir iğne buldum. Onunla daha rahat keçe çalışması yapabiliyoruz. Bakın keçe rahatlıkla girip çıkıyor. Bunu sadece boncuk çalışacağım. Dediğim gibi birkaç tanesini boncuk çalıştıktan sonra devam edelim. Ben şunu çıkartayım. Sadece bunda boncuk geçireceğiz arkadaşlar. Evdeki tesbihlerinizi, kolyelerinizi, bu kullanmadığınız bütün böyle incik boncuk her şeyi bu şekilde bir kapı süsü yaparak ya da duvar süsü yaparak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi ben bunu bitireceğim. Bitirdikten sonra devam ederim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi dizdim. Kimisini keçelerle, kalplerle, boncuklarla. Bakın. Kimisini bu şekilde çalıştık. Kimisini sadece boncuk olarak çalıştık. İsterseniz sadece keçe olarak da çalışabilirsiniz bütün iplerinizi. Şimdi artık sıra tahtamıza bunu bağlamaya geldi. Herhalde sanırım yeter bu. Yetmezse tekrar devam edeceğim ben. Bakın çok tatlı görünüyor. Hem bu şekilde evdeki boncuklarımızı, keçelerimizi, bakın kırpık keçelerden yaptım bunu ben. Yani keçelerim de derlenmiş oldu. Hem de ortaya güzel bir malzeme çıkmış oldu. Şimdi fırça sapımı aldım ben. 10'ar santim içeriden başlayacağım. Eğer gerekirse, yani artarsa sonra dışına doğru da gidebilirim ama biraz içten başlamak istiyorum. 10 santim buradan, 10 santim ben buradan vereceğim. Şimdi bir de bunun tam ortasını bulalım arkadaşlar. İkisi arasını bir ölçeyim. 67 santim. 67 santimin tam ortasını bulayım. Ortadan başlayacağız. Kenarlara doğru. Evet, tam ortası burası. Evet. Ortadan başlayalım. Kenarlara doğru gidelim. Hani eşit olarak dağılması için. Çünkü elimizdekinin ne kadar yapacağını bilmiyorum. O yüzden ortadan kenarlara, yani buradan şöyle kenarlara doğru gidelim. Şimdi ortadan başlayacağız arkadaşlar. Ne yapalım? Bir ölçelim öncelikle. Hepsi aynı uzunlukta olması için ölçe ölçe devam edeceğiz. Şöyle
püskül ucundan itibaren ölçmeye başlıyorum. Elli. Bir 80 yapacaktık. Şurası fazla olmuş. Şunu çıkartalım. Evet. Şimdi hepsini 1.80 olacak şekilde ne yapacağız? Ortada işaretlediğimiz yerden itibaren tahtaya bağlayacağız, sopamıza bağlayacağız. Şöyle çevirelim birkaç tane. Evet. Fazlalığını keselim. Çok fazla da dibinden kesmeyin arkadaşlar. Şöyle 200 santim kalsın ipimiz. Evet. Hemen şöyle yan yana getirelim. Şu görüntü olduğunda yaklaşık, bakayım kaç santim oluyor. Üç santim yapalım. Üç santim arayla birleştireceğiz demek ki. Şimdi bunu da buraya bağlayalım. Şimdi bunu da ne yapıyoruz? Her seferinde birbirle ölçelim ki aynı ölçüde olsunlar. Yani astığımızda bir uzun bir kısa görünmesin. Bu da biraz fazla yapmış, evet. Evet. Şöyle bağlayalım. Ya yani bir sağdan bir soldan üçer santim aralarla bağlayacağız arkadaşlar. Sırasıyla ben bağlayacağım. Bir keçeli, bir keçesiz ya da artık nasıl gelirse, denk gelirse o şekilde bağlayarak ilerleyeceğim arkadaşlar. Eğer şey olursa şu şekilde hani birbirine sıkılaştırabiliriz, kaydırabiliriz. Diyelim ki boncuklarımız yeterli geldi, fazla geldi. Sıkılaştırabiliriz, biraz açabiliriz artık duruma göre. Ama şu an 3'er santim aralıklarla ben bunları hepsini komple bağlayacağım. Gördüğünüz gibi şöyle. Sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi iplerimizi fırça sapına ya da çıtaya, artık neyi kullanacaksak ona taktık. Şimdi bakın şöyle bir jütle yapılmış bir kemerim vardı benim. Bunu ne yapacağım? Kullanmıyoruz artık. Şuralarını ben iplerini kullanmak için ayırmıştım. Şimdi onu ayıralım tel tel. İsterseniz tabii buna böyle bir şey yapmanıza gerek yok tabii ki de. Ben evdeki malzemelerimi değerlendirmek istediğim için bunu gösteriyorum. Böyle bir şeyiniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Ya da hazır hani jüt ip alabilirsiniz. Şimdi ben bunu tel tel açacağım. Bu şekilde birer metrelik gibi boyları, ama olsun, işimizi görecek, ziyan etmemiş olalım. Şimdi bir taraftan silikonumuzu taktık. Bir de tam kenarlara kadar, yani işaretlediğimiz yerlere kadar boncuk sayım yetmediği için içeriye, yani nereye kadar yettiyse o kadar yaptım ben arkadaşlar. Tabii siz boncuklarınızı ona göre eksikse tamamlayabilirsiniz. Ben elimdeki boncuk sayısı, elimdeki boncuğa göre davrandım. Bu kadar yetti benim için. Şimdi silikonumuz ısındıktan sonra şu alt kısmından, yani boncukların hizasından ve şu kenardan silikonumuzu sıkalım. İpimizi kenardan tutturalım.
ve şu şekilde saralım arkadaşlar. Arada bir silikon sıkacağız. Bu şekilde saracağız. İpimin bittiği yere ben silikon sıkıyorum ama siz jute ipi alacaksanız tabii ki bu devam edecekti ama benim şimdi kemerimi değerlendirmek istediğim için ne yapacağım? Bu ipin sürekli silikona yapıştırmam gerekecek benim. Çarpalım şimdi tekrar. Bunu da ekleyelim. Buraya hiçbir şey yapmayıp sadece şöyle üstüne bir bez sarıp aşağı şöyle dantelli falan gibi bir şeyler de yapabilirsiniz. Yani süslemek kendi eliniz arkadaşlar. Ben şimdi boncukları taktım ve üzerine sadece jüt ip sararak bunu tamamlamayı düşünüyorum. Daha fazla süslemek isterseniz süsleyebilirsiniz de. Şimdi ben bunu şu boncuklara gelene kadar sarayım. Burası gördüğünüz gibi. Ama şimdi şu arada nasıl yapacağız ona bakacağız. Ben şuraya kadar sarayım sonra devam edelim videomuza. Evet arkadaşlar şimdi ilk ipimize gelene kadar sardık. Şuraya bir silikon sıkalım. Şu ip şöyle bir araya girsin. Şöyle ipin etrafından bakın sarıyoruz. Sardık. Şimdi ipimizi bu boncuğun yani ilk sıranın öbür tarafına geçiriyoruz ve buradan sarmaya devam ediyoruz. Bakın. Diğer ipe geliyoruz. Bakın yine dibinden sardıktan sonra ipimizi diğer tarafına geçiriyoruz. İkinci sıra boncuğumuzun. Yine sarmaya devam ediyoruz. Bakın bunları yani şu iplerin altında içinde kaybedeceğiz. İster yapıştırın, ister sadece iple sarın. Bakın mesela şu an geldi. İple sarıyorum ben. Yapıştırmaya çok da fazla gerek yok açıkçası. Şimdi ipimizin bir bu tarafından yani sıradaki boncuğumuzu sonra diğer tarafından sarıyoruz. Evet. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bakın arada kayboldu iplerimizin ekleme yerleri. Bütün sapamızı yani bu fırça sapını komple sardıktan sonra videomuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bütün fırça sapını komple jüt iple sardıktan sonra şimdi bunları isterseniz takacağınız pencerede kapıda şöyle askılar varsa onlara takabilirsiniz şu şekilde. İsterseniz yine jüt iplerle asmak için askılık yapabilirsiniz. Evet. Şuralardan asabilirsiniz. Şimdi diğer kenara da aynısını yapayım. Uzunluğunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Evet. Ben şimdi ipin ucunu bu şekilde düğümledim ama yerine göre ayarlamak için ucunu kesmedim. Belki biraz daha uzun yapmam gerekebilir. Şimdi saçakları ölçtük yaptık gerçi ama
Şimdi son durumunu birazdan astıktan sonra göreceğiz. Şimdi bir yerine asalım bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kapı süsümüzü, boncuklu kapı süsümüzü bitirdik. Ben vidalar çaktım, vidalara taktım. İsterseniz ona askılar yapabilirsiniz. Yani onu tercih ettiğiniz gibi yapın. Şimdi biraz yakından bakalım. Evet, ben eldeki boncuklarımı, tesbihlerimi bu şekilde değerlendirdim. Artan keçe parçalarımı da gördüğünüz gibi değerlendirdim. Gayet de güzel oldu, şık oldu. Yazdıklarınıza güzel bir kapı süsü yapabilirsiniz bu şekilde. Evet, gayet de güzel oldu arkadaşlar. Evet, bence balkonlarınıza, yazlıkta böyle kapılarınıza, balkon kenarlarına falan gayet güzel gider. Tavsiye ederim. Evdeki boncuklarınızı, keçelerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Gayet de hoş oldu. Biraz bazıları biraz kısa oldu. Boncuk yetmedi. O yüzden bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.